Bir dakika, ekip arkadaşlarımız görüşmeler yapıyor. Hiçbir şey yok. Çocuklarınız için parayı kim harcar? Anne baba ebeveyn harcar. Ya da çocuklar hata yapar, çocuklar parayı harcar. Ama X bir kişi, kayınbaba statüsündeki bir kişi gelini için aileden parayı harcamaz. Dünya Hanım, emri de hep babalık veriyor. Annelerin babaannesi Saadet Hanım. Saadet Hanım. Efendim. Bu gençler... Anneanne, babaanne fark etmez. Babaanne misiniz? Cesaret çıkamadı oğlum. Anneannesiniz. Cesaret edemedi bu... de sen mi çıktın? Esra Hanım'la mı görüşüyor? Evet, Esra buyurun. Esra Hanım'la görüşün. Buyurun bakalım hadi. Yediğin paralar eridemedi. Ümmü teyzeciğim. Ulan kızının kapısını, kırmışık mı? Penceresini kırmışık mı? Ya beyaz ne yapmış? Ondan kızlar kaçtı geldi geri yolladılar. Kaçtı geldi geri yolladılar. Hamileken aldılar gittiler dişlerini çıkartalım diye. Yine kapattılar yine kaçtı geldi. Kimin suçu bunda? Peki Saadet Hanım 18 yaşında okulu bırakıp sürekli evden kaçıp sonra da evlenen gençlerin hayatı normal mi? İkisi de... Hiç normal değil. Hiç istemedik. Hiç istemedik. Geri olmadık işte. O zaman peki, niçin? Getirin kızımızı getirin. Ümmü teyze. Biz kızımızı getirin. Kızımızı para... getirin. Derhal getirin. Cumhurbaşkanı bakıyorum. Öyle aileden derhal kızı. Bir dakika. Bir dakika. Alın gelin kızımı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika Esra Hanım. Kız kaçıyordu, siz geri mi gönderiyordunuz kızı? Evet. İstemiyor muydunuz Melisa'yı? Melisa istememek değil. Yaşları küçük. Yaşları küçüktü. Yok. O yaşta çocuk olmak 15 yıl evvelki apartmanı basmışlar. Basmışlar. Peki Saadet Hanım, bu para mevzu nedir? Alperen sürekli babasının hesabına Melisa'nın ailesinden para çalmasını istemiş. Açıkçası bu. Şimdi duyuyorum televizyonda. Şimdi duyuyorum. Hiç duymadım. Saadet Hanım, onaylanmayan evlilikte para transferi normal midir? Siz diyorsunuz normal ya, bu evliliği onaylamadım. Başka. Gel beni tekiliden al demiş kız. Gel beni tekiliden al demiş. Çocuk annesine babasına söylemeden nereden bulacak parayı? Araba parası göndermiş, o da gitmiş almış gelmiş. Kim göndermiş parayı? Değil ya bak şey. Ama Melisa söyleyeyim ya, gönderdim değil ya. Tamam, Melisa para göndermiş. Kime göndermiş parayı? İşte yaşı tutmadığı için çocuğu. Babaya yollamış ama çocuk gitmiş almıştır parayı. Peki damadınız bu parayı... O işi yapmaz. Bir de düzenli gitmiş 1-2 yıl içerisinde. Damadınız bu parayı sorgulamıyor mu? Sorgulamıştır. Araba parası nereden bulacak? Peki Mustafa Bey... Araba tuttum da gittim diye. Mustafa Bey arayıp Ümmü Melisa'nın babaannesi ve babasını... Bakın Mehmet Beyciğim, sizin kızınız benim oğlana para gönderiyor. Bir de bunlar yüksek rakamlar. Burada ne dönüyor, bu çocuklar ne yapmaya abi, çalışıyorlar demiş mi? Acaba haberi var mı? Orası ben hiç bilmiyorum. Ben şimdi duydum telefonda. Ama onun babaannesi neresi alır? Bak Esra Hanım, bak ne söyleyeceğim sana. Söyleyin buyurun. Onun babaanne şeylere, onlara iki tane öksüz bırakmış. Niye sana dedeyim de öksüz bırakma niyetli? Neymiş? Öksüz bebek resmi alışmış o. Bu tane. Melisa'nın annesinin sesini duyamadım. Duymamış Melisa'dan. Melisa'nın annesi? Annesini ayırmış babasından. Melisa'nın çekmiş almış. Sesini duymamış Melisa annesinin. Peki anladım. Melisa annesinin sesini duymamış. Çünkü babaanne oğluyla karısını ayırmış. Kötü babaanne. Peki kötü babaanne. Şimdi siz de aynı şeyi Melisa'ya yapıyorsunuz. Babaanneden kopartıyorsunuz. Bu meseleyle ne işin?